Ayıp değil mi ya? Yani gırgır değil, hakikaten ayıp değil mi ya? Mudat falan filan çocukla dalga geçtiniz ya. Ne demişim ben? Ne demişsiniz ya? Allah'tan ki Apo seni orada susturmaya falan çalışıyor yani hocam öyle değil falan filan o diye. Böyle mi oldu? Tabii Abdülkerim, Abdülkerim abi. Seni ben susturmaya çalışıyorum. Sen orada Mudat, Kaporta, bilmem ne falan. Hocam bir şey üzüldüm. 30 senelik arkadaşlığıma üzüldüm Ahmet Hoca. Yani herhalde dedim rüyasında falan konuşuyordu herhalde. Öyle bir şeyler söyledi. Uzanıyorsun, yatıyorsun. Bir de ayakkabılarında koltukta falan yatıyorsun. Olur. Hakikaten yani hocam hiç yani... Yani hiç yakışmadı o görüntü sana hocam. Vallahi üzüldüm. Yakışmayan ne kardeşim, bana bir anlatın. Hocam bir ricada bulunabilir miyim? Evet. Sen Mudat için sosyal medyada sevgili Sercan çekmiş. Erten bana da pardon lafı unutma bana da binlerce mesaj geldi. Neymiş? Ve dolayısıyla olarak seninle beni etiketleyerek küfürler geldi. Tabii bana Türkler da çok bana geldi. Söylediler. Bana da çok geldi. Ahmet Çakar senin engin bilmem ne diye Galatasaraylardan acayip senin yüzünden küfür yedik. Bu için bunu özürünü dileyelim. Küfürü. Bu işi düzeltelim. Galatasaray'la yani en olsun bir insanla be bir... isimle. Yani dalga geçtin demeyeyim. Hani ya tamam geyik yaptın diyeyim ama onun için yanlış anladılar. Bunun bir özrünü dileyelim. Sinan Hanım, bunun adı özür dileyelim bitirelim. Bunun adı dalga geçtin. Bitirelim hocam. Yani sen de söyle büyük olarak. Doktor, eski milli hakem sayabildiğin kadar. Sen de söyle özür dilesin. Sinan abi ben. Çok küfür yedik Ertem. Bilmeyen var çok da çıkartmak istemiyorum. O çocuğun da bir ailesi var. Annesi babası var. Çoluğu çocuğu var. Takım arkadaşları var. Olur mu ya? Hocası var. En azından her şeyi bırak. Karakteri var, kişiliği var. Dünya tatlısı da bir çocuk. Dünya işçisi de bir çocuk. Geçen sezon bize de Akhisar formasıyla bir röportaj vermişti. Bu programı da çok seven birisi. Seni de çok seven birisi. İnan bana hocam o gece uyuyamamış. Ne kendisi ne özür ailesi hocam. Özür istiyoruz hocam. Lütfen bir özür dilerim Murat'tan. Senden çok rica ediyorum hocam. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Apo hariç. Beyler siz manyak mısınız? Niye hocam? Ben senin yüzünden küfür yedim hocam. Hakaret ediyorsun. Hocam ben senin yüzünden. Onlar hakaret edildikten sonra ya, çocuk ana avrat küfür ediyor. Bize küfür geldi abi. Sen mutlusun. Nasıl bize çocuklar bana diyor ki bizim deniz. Geliyor Galatasaraylardan Ahmet Hoca şimdi, sana Ertem abi. Müsaade eder misiniz? Türk halkı. Küfür etmek ne aklı lan? Bizi seyreden şu anda milyonlarca insan senin arasında. Senin ne alakası? Pek tabii ki Galatasaraylısı var. Fenerbahçelisi var. Tamam. Beşiktaşlısı var. Trabzonsporlusu var, Bursalısı var, Medipol Başakçı, Hakkari sporlusu, Kars sporlusu, Edirne sporlusu var. Ama umumiyetle 4 büyük veya 5 büyük. Şimdi size bir savunma yapacağım. Ben hayatımda özür dilemekten çekinmeyen bir adamım. Yeter ki ben içimde hatalı ve ahlaksızlık yaptığımı hissedeyim. Eşekler gibi özür dilerim. Bundan da hiç gocunmam, özür dilemek erdemdir. Ama şimdi birazdan size... İki tane olay anlatacağım. Belgeleriyle koyacağım. Ve namuslu, şerefli 81 milyon insanın vicdanına soracağım. Ve bu anketi de reklamlardan sonra Necati senden rica ediyorum. Voley'de yayınla. Şayet orada. Ben haksız çıkarsam özür dileyeceğim. İnanmamama rağmen Voley anketinden sonra. Ama bu tabii reklamdan sonra olacak. Şimdi mi? Saççı Ekrem. Ertem. Saççı Ertem mi? Evet. Hocam bir saç ektirdik. Tekrar diye. Söylüyorum. Ertem'in saç ekimi mükemmel olmuş. Beni baştan çıkartıyor. Düşünebilirim. Ama gönül isterdi ki saç ektireceğine biraz da adamlık eksik. Hocam bak Mudat'a yap. Hocam Ahmet Çakar Bey adamdan sonra özür dileyecek. Ertem'e yapma. Ertem bir dakika dur Ertem. Hocam rica ediyorum. Ve bana yani benim Instagram sayfama. Küfürler atanlarda Ertem özür dileyeceksiniz. Benim hiçbir günahım yok. Ben yazlıkta otururken beni de ki hocaya etiketleyerek bana küfür ya. Yolladınız. Küfür varsa hoca var. Şimdi özür dileyecek. Özür dileyeceksiniz, özür dileyeceksiniz bizden. Mi. Özür dileyeceksin. Özür dileyeceksin hocam. Hocam. Şayet ben iki tablo koyacağım ve namuslu, şerefli, haysiyetli Türk milletinin vicdanına sesleneceğim. Mudat'ı da ilgilendiren biriyle ilgili yapılan olayda hangimiziz daha büyük saygısızlık yapmış? Ahmet Çakar sen yaptın derlerse özür dileyeceğim. Reklama gidiyoruz. Ertem, yapalım. Ertem de hocam. Ertem de ayrıca Ertem tamam adamdır yani. Adamlık ektirseydim falan demeyin bana. Canımsın abi. Ve kardeşim adamlığın fazlası gözüme çarpıyor. Bir tane sanatçıya benzemişsin söyleyeyim mi bilmiyorum. Yok. Olur bir anket yapsın. Söylemiyorum. Ahmet Çakar Mudat'tan özür dilemeli mi? Hayır, bir anket hayır, yap. Daha değil. Sen kendin yap. Ben sen yap.